Değerli İsmail abim, sizinle inşallah bugün hayra vesile olacak bir sohbet yapacağız. Mesleğe nerede, ne zaman, kimin yanında başladın İsmail abi? Şöyle detaylıca bir anlatır mısın? Ben meslek olarak 1977'de askerden 70'te geldim. 77'den sonra Demirciler Sanayi'nde elektrik malzemeleri üreten bir arkadaşlarla ortak oldum. Sanayiyi orada gördüm. Sanayi makinelerini orada gördüm. Orada iki sene kadar arkadaşlarla bir ortaklığımız oldu. İran'daki devrim bizi de vurdu. Ayrılmamıza vesile oldu. Ondan sonra ben oradan ayrıldıktan sonra eski sanayide ne yapayım diye düşünürken amatör olarak mesleğim elektronikti. Elektronik cihazlara kutu ihtiyaçları vardı. Sobacıya gidiyorum, büktürüyorum, olmuyor. Tenekeciye gidiyorum, yaptırıyorum, olmuyor falan. Ben dedim bu işe dönük bir imalat yapayım dedim. Eski sanayide 80 metrekarelik bir küçük bir yerde bir pres, bir makasla başladım. Elektronik cihazlara adaptör kutusu, amfikatör kutusu, buna benzer saç kutular yapmaya başladım ilk meslek olarak. Bir ustam yok. Yani usta olarak o elektrik malzemesi üreten arkadaşların yanında geçirdiğim 18-20 aylık bir süre. Peki ustanızın olmadığını söylediniz. Demek ki deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalıştınız. Bu çalışma sırasında ne gibi mesleki zorluklarla karşılaştınız? Tabii biz mesleki zorluk olarak çekirdekten esnaflığı bilmediğimiz için çok tokat yedik, çok kandırıldık. bir şeyler üretmek için fuarlarda gördüğümüz takım tezgahları, işler, ona benzer seminerler, toplantılar, hep bunları takip ettim meslekle ilgili. Bir de mesleğe karşı bir aşinalık var. Yani bende yaratılış itibarıyla gördüğüm bir şeyi meslek dalında hemen kopya ederim. Hemen alırım. Yani onu araştırmama falan lüzum yok. Bir göreyim yeter. Hemen onu gelirim, uygularım. Peki ustam, eski sanayide iş yerini açtığınız yıllarda komşuluk ilişkileri nasıldı sanayide? Eski sanayide komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Sabahleyin birbirimize çay ikram eder, hal hatır sorardık. Birbirimizin ihtiyaçlarını görürdük. Nakit ihtiyaçlarını, cebindeki harçlığı üleşirdik, birbirimize verirdik, alırdık. Ama maalesef burada büyük sanayici olunca burada kimsenin kimseden haberi yok. Burada duvar dibi komşundan haberin yok. Ne sıkıntıda olduğunu bilmiyorsun. Yani burada burası bir ayrı bir alem oldu. Yani bu halden de hiç memnun değiliz. Peki bu hal sizce neden böyle oldu? Niye memnun değilsiniz? Bir problem mi var insanların yaşamasında? Yok. Bu sanayiler büyüyünce kapitalist düzen sistemine tabi olmaya başladık. Şimdi personel çoğaldı. İş takibi çoğaldı. İşte efendim maliyesi, sigortası, defteri, kitabı, işçinin efendim çalışma saatleri, her şey böyle zaman yetmez oldu. Yani bu işleri takip edeceğim diye komşuluk ilişkilerine zamanın kalmıyor. Yani orada öyle bir pozisyon yoktu. Gece 12'lere kadar çalışırdık. Bekçi bizi kovalardı, gidin artık yarın geleceksiniz, ne durursunuz diye. Ama burada öyle bir şey yok. Burada günlük 7,5 saat, 8 saat çalışma ortamını doldurdun mu, tezgahı bile kapatmadan arkadaşlar hemen gübür gübür otobüse, servise binmeye çalışıyorlar. Peki eleman temini o zaman nasıldı, şimdi nasıl? Bir mukayese etsek İsmail abi. Eskiden eleman vardı, eleman sıkıntısı yoktu. Fakat şimdi çok büyük had safhada eleman sıkıntısı var. 4 aydır gazetede ilanımız var. Bir eleman talep gelmiyor yani şu anda. Yani çok ilginç.
Suriyeli çalıştıralım, çalıştırmayalım. Suriyelilerin zaten büyük organizelerde çalışması yasak. Bu en son 1-2'ye kadar, öncesine kadar almıyorduk. Ama şimdi 10 kişilik personele bir Suriyeli alma şeyi çıkmış. Öyle olunca şu anda bir tane kaynakçı aldık Suriyeli. Yani Suriyeli de değil de aslen Filistinli, Suriye vatandaşı. Şu anda 10-15 gündür çalışıyor. Peki bu Türkiye'ye gelmiş olan yaklaşık 3 milyon civarındaki Suriyeli, bunun içerisinde gerçekten hak edenler var, sıkıntı verenler de var. Bunlar konusunda, bu Suriyeliler konusunda ensar görevini yapabiliyor muyuz ya da ensarlık görevini bizden hak ediyorlar mı? Vallahi bu insanın kendi şeyine, mizacına bağlı. Bazı arkadaşlardan duyuyoruz, para vermiyorlarmış. Yani şimdi yabancı olunca hakkını vermek istemiyorlar, vermiyorlar. Bu da İslami değil, gayri İslami bir hareket. Yani bugün şartlar asgari ücret neyse onu bari vermek lazım. Bir işletmeci olarak İsmail abi, İşçi ve işveren arasındaki çalışmaların, bağların nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun? Vallahi işçiyle işveren arasında bizim ilişkilerimiz babayla oğul, arkadaş gibiyiz, kardeş gibiyiz. Aynı yemekhanede beraber yemek yeriz. İşçilerle beraber ben de sıraya girer yemeğimi alırım. Yani bir ayrıcalık yapmıyoruz. Yani benim oğlum neyse işçilerim de aynı mesabede. Yani öyle bir ayrıcalığımız yok ama olan yerler var, görüyoruz, duyuyoruz. Bunları da hoş karşılamıyoruz. Uygun bir şey değil. Peki İsmail abi, detaylı olarak istiyorum bu sorumun cevabını, geniş olarak istiyorum. İşletmelerde baba ile oğul beraber çalışıyor, sizde olduğu gibi pek çok işletmede. İşletmelerde çalışan baba ile oğul ilişkileri nasıl olmalı ki verimli olabilsin? Şimdi evlatlar biraz daha yenilikçi düşünüyorlar. Babalar tırnağıyla böyle kazıyarak geldiği için bazı şeylerde kıyamıyor. Yani onların o atak haline fren oluyor. O gençlere fırsat vermiyor. Vermeyince huzursuzluk başlıyor. Ama bizde öyle bir şey olmadı. Ben çok erken yaşta çocuklara yönetimi devrettim. Arkalarında hep destek oldum. Bak bunu böyle yapmayın, şöyle yapın. Danışın, fikrinizi sunun, ortaya koyalım. Doğruysa sizinkini uygulayalım, değilse bizimkini uygulayalım. Onun için anlayışlı olmak lazım. Yani onlara hak tanımak lazım. Yani bizim 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda okuduğumuz bilgilerle bunların bilgileri arasında çok fark var. Öyle olunca bunları uygulamaya koymak lazım. Yani zarar edecek bir durum varsa o da senin sağlığında olsun. Sen öldükten sonra olmasın. Yani sen öldükten sonra onların arkasında bir destek olacak biri yok. Senin sağlığında böyle bir hatayı atlatırlarsa kulaklarına küpe olur. Derler ki tamam biz bunu yaptık, bu hataymış, doğruymuş, babamın söylediği doğruymuş derler, devam ederler. Ama babayı kaybettikten sonra yapılan hatalarda o hatayı telafi edecek birileri, destek olacak birileri olmadığı için bir sefer sıkıntı başlıyor. Bazı arkadaşlarda görüyoruz. Koca fabrikaları baba öldükten sonra dağıtıp atıyorlar, bitiriyorlar, bir şey kalmıyor. Çok sıkıntılı oluyor. Bunları görmek, duymak bile istemiyoruz. Peki bu sanayilerde, özellikle büyük sanayilerde güç birliği hakkında, ortaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Maalesef Konya'mızda bu holdingler olarak denendi. Olmadı böyle bir şey. Biz de bir holdingzadeyiz. Efendim İslam adına, ümmet adına diye çıkıldı. Fakat nefisler devreye girdi. Sen anlamazsın bu işten. Sen bir geri dur. Bizi devre dışı bıraktılar. Bizi dinlemediler. Ondan sonra da perişan oldular, dağıldılar, gittiler. Yani bu bütün holdinglerde böyle oldu. Aynı sanayinin, babanın, evlatlarının birbirine karşı
saygı, anlayış durumu olmadı. Ben başkanım, istediğim yaparım gibi şeyler oldu. Öbürü ben sanatkarım, size bunu ben fırsat vermem, dediğiniz yapmam gibi sürtüşmeler meydana geldi. Milletin parasını çarçur ettiler, dağıttılar. Aslında iyi bir düşünceydi ama niyetler hayırdı da akıbetler bozuk oldu. Eş dost devreye girdi. Bir kısım malımızı geri aldık, bir kısmını zararla kapattık. Sıfırdan tekrar başladık. 2 sene elektrostatik toz boyacılığı yaptık. Holding'den ayrıldıktan sonra bütün servetimiz orada kaldı. 2 sene sonra bazı eş dostun devreye girmesiyle hisse devirlerini yaparak bazı takımlarımızı aldık. Tekrar devam etmeye başladık. Bu arada fabrika binamız gitti. Tekrar sıfırdan bir daha başladık burada, 3. organizede. Bir yer daha başladık, yapmaya başladık. İşte bugünkü bu hale geldik elhamdülillah. İtibarımızı kaybetmedik. Bağlı olduğunuz odaların sizlere yeteri kadar faydalı olduğuna inanıyor musunuz? Veya bağlı olduğunuz odalardan ne gibi destekler bekliyorsunuz? Eskiden bağlı olduğumuz odalar sanayicinin değildi. Bazı yöneticilerindi. Yani o üst kadronun kendilerine ait hizmet eden bir odalar gibiydi. Ama şimdi odalarımız böyle çok rahat varıp girilecek, konuşulacak. Eskiden bir resmi daire gibiydi. Girmek çok zordu odalara. Şimdi odalara her gün git, her gün ihtiyacını gör. Danışmanlık hizmeti al. Yani odalarımızdan memnunuz. Öyle bir şeyimiz yok odalarda. Yani odalardaki arkadaşlarımız da şu anda kendi arkadaşlarımız. Öyle olunca bir şey kalmadı. Yaptığınız meslek itibariyle İsmail abi, teknolojiyle yakın ilginiz var gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu teknolojik gelişmelerin hem size hem ülkemize ne gibi katkıları var? Artılarıyla, eksileriyle detaylıca anlatır mısın abi? Evet, teknolojik yatırımla ilgili biz 1982'de bu elektronik cihazlara, saç parçaları üretirken TÜMOSAN'ın gümrükte çıkmayan bir parçasını piyasada yaptırmak için usta arıyorlar. O günkü 82 yıllarında kalıpçılık dönemi biraz az. 3-5 tane Konya'da kalıpçı var. İşleri yoğun. Bir iki arkadaşa gidiyorlar. Diyorlar ki işte bize bu parça lazım. 6 ay süre veriyorlar. Yani bunu kalbini yaparız. 6 ayda anca veririz diyorlar. Meram Sanayi'de rahmetli Muammer Kasaplargil abi vardı. Ona gidiyorlar. Onlar da TÜMOSAN'dan çalışıyorlardı. O da parçaya bakıyor, diyor ki bunu eski sanayide profesör var, o yapar diyorlar. Bize yönlendiriyorlar. 2 tane mühendis arkadaş çıktılar, geldiler. Sordular, benim dedim, tanıştık. Bize bu parça lazım dediler. Tamam verelim dedim. Ya var mı bundan senin kalıbı dediler, yok. Ne yapacaksın? Vallahi siz bunu istemiyor musunuz? Evet bunu istiyoruz. Tamam biz sabaha verelim dedik. Kaç tane? 250 tane. Adamlar ilk defa TÜMOSAN'la tanışmamızın vesilesi bu parça oldu. Biz o parçayı aldık. Yaptık gece. Sabahleyin götürdük. Hatta bisikletimiz bile yoktu o tarihte. Komşunun arabasını aldık. Telefon açtık. Telefonumuz da yoktu. Ben arzu ediyorum ki TÜMOSAN'ı bir göreyim. Nasıl bir yer, nasıl bir fabrika göreyim. O vesile oldu. Gel, getir parçayı dediler. Gittim oraya, o parçayı verdim ellerine. Mühendis arkadaşlar baktılar. Ya bu nasıl yaptın sen bunu? Vallahi olmuş mu? Olmuş dediler. Tamam o zaman yaptık işte dedim. Tamam onu makasla doğradık. Elimizde elektronik cihazların birçok kalıpları vardı. Panç usulü parça parça işleyerek o malı teslim ettik. Sonra oradaki arkadaşlar dediler, dost olduk o arkadaşlarla. Bizim şöyle bir parçamız var, yapar mısın? Şöyle bir parçamız var, yapar mısın derken biz otomotivin içine bulduk kendimizi. Ve bu vesileyle de elektronik cihazların saç parça kutuları da plastiğe dönmeye başlayınca biz o mesleği bıraktık, otomotivciliğe girdik. Otomotivde tabii biz sanat okulunda okumadık. İlkokulda da öyle mesleki resim, teknik resim dersleri de görmedik. O TÜMOSAN devlet dönemindeyken bize imalat nasıl yapılır, fiyat analizi nasıl çıkarılır, efendim onunla ilgili resim nasıl okunur,
bize bilgiler öğrettiler. Gelip gide, gelip gide. Gidip gelmemizde bu bilgilere sahip olduk. Evde istek olunca hemen bir şeyler oluyor. Her şeye sahip çıktık yani. O mesleki olarak gördüğümüz bütün bilgilere sahip çıktık. Hani bir hadis var ya, mümin arı gibidir. Bulduğu yerde alır hesabı. Biz de ilmi nerede görmüşsek hemen sahiplendik, aldık. Mesela TUMOSA'nın şu anda 250'ye yakın parçasını üretiyoruz, traktörün parçalarını üretiyoruz. TUMOSA 2007'li yıllarda traktörlere turbo uygulamaya başladı. Benim küçük oğlum gidiyor geliyor. Baba dedi, TUMOSA traktörlere turbo uygulamaya başladı. Turboyu yapabilir miyiz? Ama ben o güne kadar turbonun ne olduğunu bilmiyordum. Aracımda turbo var da görmemiştim nasıl olduğunu. Dedik ya ne yapalım, bir tane piyasadan temin edelim de bunu bir inceleyelim. Nasıl yaparız, neresini yaparız? Getirdik piyasadan bir turbo, parçaladık, söktük, dağıttık. Biz bunun neresini yaparız? Şuralarını yaparız ama şurayı yapamayız. Bunları da ithal edelim. Bu vesileyle başlayalım dedik. O vesileyle başladık. TUMOSA'n almadı bir hayli. Biz iç piyasaya verdik. Sonra piyasadan turbo bulamayınca bizim turboları uygulamaya başladılar. 5-6 sene çalıştık. Ondan sonra bıraktılar bizi. Çekoslovakya'yla çalışıyorlar. Her şeyde bir hayır var. Onlar bırakınca biz de iç piyasada bu turbo nerelerde gider araştırmasını yaptık ve otomobil grubuna, kamyon, jeneratör, otobüs grubuna girdik. TUMOSA'nla çalışsaydık sadece traktör turbocusu olacaktık. Onların bu işi bırakmasıyla, hani hayır bildiğin işte şer, şer bildiğin işte hayır vardır diye bir hadis-i şerif var. Böyle hayırlıymış. Allah öyle murad etmiş demek ki. Biz şu anda 60'ın üzerinde model ürettik ve bu ortalama 300 vasıtaya tekabül ediyor. Yani 300 tane vasıtanın turbosunu yapmış gibi oluyoruz. Tabi bu turboyla ilgili çalışmalarımız, o kritik parçaları, ithal ettiğimiz parçaları Türkiye'de nasıl yaparız? En kritik parçanın bir tanesi vakum kastik dediğimiz, yani vakum döküm sistemi Türkiye'de fason olarak yapan bir firma yok. Özel sektörlerde kendine has yapanlar var. Avrupa'yı gezdik, Çin'de gezdik, Tayvan'da gezdik, bu üretici firmaları gördük. Ondan sonra biz bu tesisi kuralım dedik. O tesisi kurduk. O vakum dökümü yaptık. Fakat onu döküm dökmeyle iş bitmiyor. O pervaneleri yaptıktan sonra balansının alınması lazım. Balans tezgahları piyasada satılan diğer CNC tezgahlar gibi hazır tezgahlar değil. Sipariş üzerine yapılan tezgahlar. Mil balansını, pervane balansını, iki tane balans makinesinin siparişini verdik. 16 ay bekledik. 16 ay o üretimi piyasaya halen sokamadık. Makine geldi, kuruldu. Ondan sonra kritik parçalarımızdan biri de taşlamaydı. Yani manuel taşlama, otomatik bir üretim hattı olmadığı için onu da devre dışı bıraktık. Otomatik bir taşlama hattı alalım dedik. Avrupa'yı araştırdık. Avrupa'da fiyatlar çok anormal yüksek. Tayvan'dan bir firmayla anlaştık. Orada da 12 ayda ancak teslim edebildiler. İşte son 15 gün oldu. Tezgahı kurdular, teslim ettiler. Üretime start verdik. %100 yerli olarak çıkaracağız inşallah. Mesleğinizle ilgili olarak İsmail abi ya da yaptığınız işlerle ilgili olarak şimdiki genç nesle tavsiyeleriniz, önerileriniz neler olabilir? Şimdiki nesle geçen meslek yüksekokulundan da arkadaşlar çağırmışlar. Orada gittim, konuştum. Önce işini sevecek. Yani seveceği mesleği yapacak gençler. Yani illa paranın hatırına ben burada çalışacağım diye bir durum olmayacak. Evvela meslek olarak hangi meslekten zevk alıyor? Tornacılıktan, mobilyacılıktan, efendim marangozluktan. Hangi meslek ruhuna hitap ediyorsa, o meslekte çalışırsa başarılı olacak. Ama öbür türlü
İlla paranın hatırına gittiği meslekte istemeyerek çalıştığı için hem kendisine sıkıntı oluyor, hem çalıştığı firmaya sıkıntı oluyor. Yani zevkle üretmediği bir parçanın şeyi olmuyor, bereketi de olmuyor. Onun için burada aşağıda çalışan elemanlarımıza sık sık bu nasihati yapıyorum. Mesleğinizi sevin, öğrenin. Bak burası bir okul gibi, burada her şey var. Yani bir tornacı dükkanı değil burası, bir frezeci dükkanı değil, bir taşlamacı dükkanı değil, bir boyacı dükkanı değil. Burada A'dan Z'ye bütün meslek var. Burada olmayan bir meslek yok bu fabrikanın içerisinde. Öyle olunca burada kendinizi yetiştirin. Ve sürekli de burada emekli olacağız diye düşünmeyin. Yani mesleği öğrenin, bir yerlere gelin, bir yerlere dükkan açın. Biz size destek olalım, yardımcı olalım. Ama kapasitesi olmuyorsa işte burada çalışıp emekli olacak. Varsa kapasitesi olanlar ayrılıyorlar, dükkan açıyorlar. Yetiştirdiğimiz böyle birçok eleman var. Ayrılıp dükkan açanlar. Peki İsmail abi, siz holding zamanında bir sıkıntı atlattığınızı, iş yerinize varıncaya kadar kaybettiğinizi söz ettiniz. Bunun gibi olan pek çok kardeşimiz oldu. Gerek holdingler bazında bu darbeyi yediler, gerekse baba dostu diye bildikleri insanlardan böyle darbeler yediler. İş yerlerini kapatmak ya da kaybetmek zorunda kaldılar. Siz ayağa bir şekilde kalkmayı başardınız. Bu insanlara ne tavsiye edersiniz yeniden ayağa kalkmak ve devam etmek için? Doğruluktan taviz vermeyecekler. Ok gibi dosdoğru olacaklar. Hatır için konuşmayacaklar. Yani ya bunu böyle söyleyeyim, alayım da bu işimi göreyim. Yok. Dosdoğru olacaksın. 10 günlüğüne dediysen 10 gün sonra emanetini götürüp vereceksin, itibarını koruyacaksın. Hani Boş öyle demiş. İtibarımı kaybetmektense servetimi kaybederim demiş. İtibar çok önemli. Biz itibarımızı kaybetmedik. Holding dönemindeyken sanayicide mal almaya gittiğimiz firmalar holdinge mal vermiyorlardı. Ama İsmail abi sen şahsına gel, benim fabrikamı, atölyemi götür. Ama holding adına kusura bakma 50 liralık mal vermem sana diyordu. Elhamdülillah biz itibarımızı yitirmedik. Açtık. Holding'den ayrıldıktan sonra bütün kapılar açıktı zaten. Bütün destekler açıktı. Sıfırdan tekrar başladık. Elhamdülillah bugünlere geldik. Yani taviz vermiyoruz. Yani şu anda doğruluktan hiç taviz vermiyoruz. Bizim bu programı daha önce izlediniz mi? Peki böyle bir programın katkısı olabilir mi sizce? Ne düşünüyorsunuz? Tabii bazı böyle ufak sanayici arkadaşlar hedeflerinde ya nasıl olmuş? Buraya bazı gelen arkadaşlar ya maşallah işte toparlanmışsın, nasıl oldu falan dedik ya. Yani sen niyet edersen birileri önünden asılır, biri de arkandan kakalar, oraya gelirsin. Yani Allah nasip ettiyse bir sebep halk olur, bir şey olur ama Mevla nasip etmediyse olmaz. Onun için biz Hakk'a teslim olduk, dua ettik, Hak'tan istedik. Elhamdülillah ona göre de eşimiz, dostumuz, ona göre müşterilerimiz oldu. Devam ediyoruz, çalışıyoruz. Emekli de olmadık yani. Bağur'dan emekliyiz de emekli de olmadık. Halen çalışıyoruz. Peki İsmail abi, şu anki Konya'da çok hızlı bir sanayileşme, siteler halinde sanayileşme var. Bu hızlı sanayileşmeyi uygun buluyor musunuz? Ya da artı ve eksileri var mı? Valla dün de aynı mevzuyu bir arkadaşlarla paylaştık. Hızlı sanayileşme, sanayileşme değil. Binalaşma, yapılaşma var şu anda. Konya'nın içerisinde sanayi bölgesi olarak yapılan birçok dükkan var. Rant var yani şu anda. Rant geliri, hiçbir böyle sanayi yatırımı yok. Yani o dükkanların kiraya vermek için yapılan dükkanların sanayide yatırılsa, istihdam edilse, insanlar istihdam edilse, bir şeyler üretilse daha iyi olur. Ama herkes rant peşinde, hiç durmadan binalar. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Yani buna da bir çözüm bulunması lazım. Müzik.
Valla insanlar toplumda biraz yozlaşma diyelim, gayri İslami hal ve hareketler hakim. 3 aylık diye konuşuyor, 6 aylık evrak gönderiyor. Peşin diye konuşuyor, 3 aylık evrak gönderiyor. Bunu da alsa bir türlü, almasa bir türlü. Alsa vade farkından kârı yok olup gidiyor. Almasa zaten alamıyor, durum yok. Ticari hayat pek bir hoş değil şu anda. Ne olması lazım? Vallahi ne olması lazım? Al gözüm, ver gözüm diller. Öyle bir şey olsa çok güzel olacak da bu şartlarda hiç imkanı yok. Ama işte insanlar sözünün eri olması lazım. Yani ödeyemeyecekse bir hafta önceden, 3 gün önceden, 5 gün önceden haber etmesi lazım. Ben o gün sıkıntılıyım, 3 gün sonra ödeyeceğim demesi lazım. Sen ona güveniyorsun, o evraka güveniyorsun. İşte o gün oradan alırım, işçimin maaşını veririm, vergimi öderim diyorsun. Ama o gün çek ödenmiyor. Karşılığı yazılıyor. Çek kanunda da eski şeyler, sıkıntı durumları yok. Hapis çek vesaire şeyler, durumları yok. Öyle olunca adam tamam, gün gelince öderim diyor. Karşı taraftaki firmanın yıkılmasına sebep oluyor. Yani burada da yine aynı iğneyi kendine çuvalızı ile batır sözü geçerli. Dürüst olmak lazım. Yani bütün ticaretin şeyi dürüstlüğe dayanıyor. Dürüst değilse bir insan zaten akıbeti de çok yakın gitmiyor. Yok olup gidiyor ama giderken de birçok arkadaşı etrafında götürüyor. Evet, zincirleme, birçok arkadaşını da etrafında götürüyor. Ben mesleğe başladığım yıllarda bilmediğim bazı konular sebebiyle çok sıkıntı çektim. Hatta iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Bunlardan bir tanesi şuydu. O zamanki cuma hutbelerinde hocalarımızın büyük bir çoğunluğu diyorlardı ki vade farkı faizin diğer adı diyorlardı. Ama şimdi vade farkının helal olduğu fetvası yıllardır verildi ve herkes uyguluyor. Enflasyonu geçmemek şartıyla diyorlar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu hocaların cuma hutbelerinde hangi konular işlemesi lazım? Özellikle sanayi gruplarının. Vallahi bu cami hocalarının işi değil. Yani bunu Diyanet'in gündeme getirip böyle sempozyumda, açık televizyon oturumlarında bunu halka açıkça anlatmalar lazım. Doğru. Şimdi biz yurt dışından mal alıyoruz vadeli. Dolar bazında veya euro bazında borçlanıyoruz. TL bazında da mal satıyoruz. Adam şimdi çekini ödemiyor. 6 ay uzatma yapıyoruz. Vade farkı falan da almıyoruz. Ama bu 6 ay zarfında bir devalüasyon oluyor. Alacağımız o gün 100 bin dolarsa iniyor 70 bin dolara, 60 bin dolara zarar ediyoruz. 30 bin dolar zarar ediyoruz. Yani karşı tarafa ödeyeceğimiz borcu 30 bin dolar daha fazla olarak ödemiş oluyoruz. Yani bunu biz yapamıyoruz. Yani ahiret düşündüğümüzden dolayı bu bize hoş gelmiyor. Öyle olunca bu tür ticaretlere pek girmemeye çalışıyoruz. Yani bir iki esnaf ödemesinde böyle bir iki defa sıkıntı yaptıysa onunla çalışmamaya çalışıyoruz. Mevlana Hazretleri'nin bir tabiri var. Ah buyurun, denediğini tekrar deneyen insan eşektir diyor. Yani bir denedik, bir arkadaşı ödeme yapmadı, sıkıntıya soktu. Bir daha denedik, gene ödeme yapmadı veya bizi sıkıntıya soktu. Bir daha tekrar çalışmanın anlamı yok. Yani bu firma ağzından kuş tutsa bizimle irtibatını yapamaz, sağlayamaz. Yani bize yamuk yapanlar bu firmada bir daha ticari ilişki yapamazlar. Bir ağabeyimle yaptığımız sohbet esnasında şunu söylemişti. Arkadaş, biz malzemeleri alıyoruz, bir parça üretiyoruz ya da bir makine üretiyoruz. Bunu alırken malzemelerini katma değerini ödüyoruz. Katma değerini ödeyerek bu malzemeleri alıyoruz. Sonra vadeli olarak fatura kesiyoruz. Diyelim ki faturayı hemen kesiyoruz. Ödemelerini 12 taksite bölüyoruz. Ama devlet benden katma değerini hemen faturayı kestiğim zaman o ay alıyor. Ya da takip eden ay alıyor.
Peki bu sizce nasıl olmalı ki daha adil olmalı? Vallahi isim vermeyeyim. Geçen Eskişehir'de büyük bir firmanın bir tanesi bir sıkıntıya düştü. Büyük miktarda çekleri ödenmedi. Biz de sıkıntıya düştük. O çekleri tahsil edecektik, ödeme yapacaktık. Ama bu kesilen faturaların KDV'leri peşin devlete ödendi. Yani almadığımız paranın KDV'sini devlete peşin ödedik. Ve şu anda mahkeme devam ediyor. 6-8 aydır. Bir kısmını tahsil ettik, bir kısmını tahsil edeceğiz diye bekliyoruz. KDV'nin mi paranın? Hayır, paranın. KDV'yi biz ödedik zaten. Ödemezsen vade farkı uygulamaya başlıyor hemen devlet. Almadığın paraya vade farkı vuruyor. Şimdi birkaç değişik konuya girelim. Yani sektör dışına çıkalım. Özel konulara girelim. Müsaade ederseniz. Evlatlarınız var. Tabii ki buna bağlı torunlarınız var mutlaka. Emir Hak vaki oldu. Son nefes geldi. Karşında torunların, çocukların var. Onlara gelecekle ilgili ya da şu anki durumla ilgili neler tavsiye edersin? Zaten biz bu firmayı kurarken evlatlara kalsın, torunlara kalsın diye kurmadık. İlelebet bu fabrika hizmet etsin. İnsanlığa, İslam alemine hizmet etsin diye kurduk. Yani çocuklarım da aynı fikrin içindeler. Yani benim olsun yok. Bizim olsun. Yani ülkemizin olsun. Şu anda ürettiğimiz üretim Türkiye'de üretilmiyor. Biz bunu Türkiye'de ilk defa üretmeye başladık. Ve elhamdülillah başlayınca yurt dışından bazı ithalatları durdurduk. Fiyat bakımından durdurduk. İnşallah daha da profesyonelleşeceğiz. İnşallah daha da ihracatı artıracağız. Şu anda biraz ihracatımız da var Uzak Doğu ülkelerine ama tabii istenilen neticede değil. Bu birden olmuyor. Yani torunlarınıza ve çocuklarınıza yapacağınız başka mesleğinizin dışında tavsiyeleriniz yok mu? Torunlarımıza meslekle ilgili okumalarını sağlamak için şu anda yardımcı oluyoruz. Dershaneye gidiyorlar. Yani buranın geleceği sizsiniz. Buranın sahibi sizsiniz. Onun için meslekle ilgili eğitimlerinizi okuyun. Bu müesseseyi ilelebet devam ettirin. Çocuklarınıza, torunlarınıza siz de bizim yaptığımız gibi yapın. Bu müessese devam etsin. Ben Almanya'da birkaç defa böyle gezmeye gittiğimde bazı fabrikaların tarihlerini inceledim. 1800'lü yıllarda kurulmuş, halen devam ediyor. Bizim Konya'mızda maalesef baba öldü mü firmalar dağılıyor. Ben öyle bir dağılan firma düşüncesi içerisinde değilim. İnşallah niyet hayır, akıbet hayır. Biz o niyetle başladık. O niyetle de devam edeceğiz inşallah. Peki İsmail abi, bu soru da yine özel bir soru ama ben buna ciddi cevap istiyorum. Uzunca böyle kısa kestirme falan değil. Diyelim ki Konya'da tüm yetkiler size verildi. Dediler ki sizin dediğiniz dedik olacak. İstediğiniz olacak. Olacak. Bu varsayımdan bahsediyorum. Sorunun cevabı önemli. Tüm bu Konya sanayisiyle ilgili gerek eğitimleri, gerek çalışma sistemleri, gerek alışverişleri noktasında, gerek mesleki kariyerler noktasında neleri yapmalarını ister tüm bu insanlara? Vallahi biraz önce de bahsettiğim gibi mesleki olarak yapacak arkadaşların evvela mesleklerini iyi seçmeleri lazım. Yani para için meslek olmaz. Sanat için meslek olur. Yani evvela o yaptığı işten bir zevk alacak o arkadaş. O mesleği uygulayacak ki başarılı olacak. Öbür türlü para kazanmak kolay, gider emlakçılık yapar. Alır satar, ticaret yapar ama mesele o değil. Mesele ülkemize bir şeyler üretmek, yurt dışından bu malları getirtmemek. Bunları nasıl yaparız, nasıl üretiriz? O şekilde
çalışacak insanları bir araya getirip birlikte çalışmalarını sağlamak lazım. Finans yönünden de böyle kooperatif şeklinde bazı daha önceden eski sanayide vardı, bazı esnaf arkadaşlar bir araya geldiler, bir kooperatif kurdular. Kendi ham maddelerini o kooperatiften alıyorlardı. Kendilerine böyle destek oluyorlardı. Sonuçta o kooperatifin kazancı da belli nispette kendilerine geliyordu. Yani bu şekilde bir çalışmalar olabilir. Bir de sanayide yatırımlar şu anda organizede çok pahalı. Bir 50 bin metrekare bir yer yapıp fabrika açmaya kalksanız 10 trilyon arsa parası vereceksiniz. 10 trilyona neler yapılmaz? 10 tane orta boy böyle küçük boy atölyeler açılır, üretim yapılır. Bu para toprağa gidecek. Bugün haberlerde dinledim. İnşallah bununla ilgili hükümet bir çalışma yapıyor. Sanayiciye yardım, yatırım bakımından bu mesken fabrika binaları konumunda biraz destek olacaklarını söylüyorlardı. Meclise geleceğini söylüyorlardı. İnşallah öyle bir durum olur. Ama şu anda çok zor yani sanayicinin yatırım yapması. Yani şimdi biz burada 20 bin metrekare bir yerdeyiz. Allah nasip eder de büyümemiz devam ederse 3-5 sene sonra biz buraya sığmayız. Büyük bir yer ihtiyacı doğacak. Bir yer ihtiyacının şimdi 50 bin metrekare bir yere 10 trilyon vereceksin. İçerisine kapatacağın binalara 10 trilyon vereceksin. Bu para nereden gelecek? Ya para nereden gelecek? Yani kazançla bu para zor. Kazanmakla yapılmaz bu para. Çok zor. Aslında bu konuda benim fikrim var. Yani sizin mesleğiniz itibariyle yurt dışına da yaptığınız ihracat sebebiyle ihracat yapan firmalara devlet ihracatlarına bir oran uygulayıp o şekilde devlet teşvikleri, desteklerini bu insanlara öncelikle vermeleri lazım. Bence ihracatı gerçekleştirmiş insanların gerçekleştirdiği ihracatın bedeli oranında belli bir oranda destek vermesi lazım. Bu böyle bir çözüm olabilir. Peki ben bu bir fikirdi. Araya söyledim. Aramızda konuştuğumuz bir konu. Üniversitelerin sanayiye yeterli katkısı olduğuna inanıyor musunuz ve üniversite sanayi işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok. Üniversite sanayi işbirliği yok. Yani bundan bir sene, iki sene kadar önce üniversitede bir görev değişimi olmuştu. Tanıdığım bir profesör, bir arkadaş ziyarete geldiler. Sanayi ile işbirliği yapacaklarını vaat ettiler. Ama o günkü toplantıda, o günkü sözde kaldı. Uygulama olmadı. Uygulama olmadı. Neden üniversite sanayi ile bir türlü işbirliği yapamıyor? Şimdi neden iş yapamıyor? Sanayicilerin büyük çoğunluğu üniversite mezunu değil. Büyük çoğunluğu. İstisnalar kaideyi bozmaz ama mesela başımdan geçen bir hikayeyi anlatayım. Üniversiteden iki tanıdığım bir arkadaş, hoca arkadaş, onun da arkadaşı, iki arkadaş ziyarete geldiler. Vakitte ikindin geçmek üzereydi. Arkadaşım biri ben namazımı geç kaldım, kılıvereyim dedi. O namaza durdu. Öbür arkadaş da bir atölyeyi gezebilir miyiz dedi. Tabii dedim, buyurun gezelim. Gezdirdik atölyeyi. Bir makinenin üzerinde çocuk bir şeyler yapıyordu. Dedi ki, İsmail Bey bu böyle olmaz dedi. Dedim ki, hocam haklısın, bu böyle olmaz. Ama bu işin tamamı 1.000 liralık bir iş. O senin bahsettiğin makinede 100.000 liralık bir makine. Biz 1.000 liralık bir işi yapmak için 100.000 liralık bir makine mi alacağız? Yoksa elimizdeki imkanlarla bu parçayı üretecek miyiz dedi. Yani senin dediğini ben anlıyorum. 100.000 liralık makineyi alacağız ve bu parçayı üreteceğiz. Bu parçayı üreteceğiz de kime satacağız? Bir fabrikaya çalışmıyoruz ki. Bir Avrupa'ya ihracat yapmıyoruz. İş piyasadan böyle 1.000 tane bir parça talep oldu. Yan sanayi olarak 500 tane parça talep oldu. Bunu bu makinede zor şartlarda üreteceğiz. Şimdi siz dedim alışmışsınız devletin malını, parasını harcamaya. Şu makine lazım, getirin. Şu makine lazım, getirin üniversitede. Talebelere de işte gördünüz mü bu CNC tezgah.
bu programlarla yazılırsa işlenir. O günkü gezdiğim durumları anlatıyorum. Sonra şimdi uygulamalar başladı. Tezgahlar çalışmaya başladı. Eskiden tezgahlara çocukların elini değdirmiyorlardı. Gösteriyorlardı sadece görsel olarak. Şimdi uygulama başladı. Meslek yüksek okullarında şu anda imalat yapıyorlar. İhalelere giriyorlar, ihale alıyorlar, imalat yapıyorlar maşallah. Gezdiğim okullarda gördüm. Şimdi hocalar kendilerini biraz haftağında görüyorlar. Biraz şöyle burunlarını indirmeleri lazım. Yani sanayicinin şeyine inmeleri lazım. Benimle muhatap olmaları lazım. Benim gibi konuşmaları lazım. Yani çok ilmi konuşuyorsun, ben anlamıyorum. Benim seviyeme de inmiyorsun. Öyle olunca da diyalog olmuyor. Problemin ana kaynağı bu. Okuyunca kendilerini açık şöyle yukarıda görüyorlar. Beğenmiyorlar bizi. Bu böyle olmaz, bu böyle yapılmaz. Yaptım kardeşim, tamam olmaz. Ben de biliyorum da. Ay'a getir bir para ver de bir makine alalım yapalım. Yok, öyle bir pozisyonun da yok. Zaten öyle bir kapasiten de yok. Olsa zaten orada durmazsın, gidersin. Bir dükkan açar, bir üretim yaparsın. Danışman olarak aldığımız başarılı insanlar da oldu. Başarısız insanlar da oldu. Bir danışman geldi, efendim montajda çalışan çocuklara oturduğunuz yerde çalışılmaz. Ayakta çalışacaksınız. Masaların altlarına profiller kaynattık. Tezgahların boylarını kaldırdık. Hep ayakta çalışacak diye. Ya oturduğu yerde küçücük bir vida takacak bu arkadaş. Yani ayakta bu vidayı taksa ne olur, oturduğu yerde taksa ne olur. İçeride isyan başladı. Zaten işçiyi böyle zor tutuyoruz. Grev başlayacaktı neredeyse. Değiştirdik. Tekrar masaların ayaklarını kestik. Eski hale döndük. Start verdik. Sonra bir danışman getirdik. O danışman, Allah razı olsun, atölyede üretimi %20 artırdı. Dedi ki, bu tezgahın başında bir tane adam çalıştırıyorsun. Bu tezgahta bir tane adam çalıştırıyorsun. Bu parçalar 10 dakikada çıkıyor. 10 dakika bu arkadaş boş duruyor. Böyle olmaz. 10 dakika zarar diyorsun sen bu işte. Ne yapacağız? Bu iki tezgahı yan yana getireceksin. İki tezgaha bakacak arkadaş. Bir tezgahtan bir personel menfaat sağladığın için %25 bu arkadaşa fark vereceksin. Bu arkadaşın primi yükselmiş olacak. Hem de bu arkadaş iki tezgahı çalıştıracak. Ve uygulamaları yaptık. Hakikaten üretim de arttı. Tabii ekmeği fırıncıdan alacağım. İlla kendim yapacağım diye uğraşmayacaksın. Yani adam bu işi biliyorsa, danışmansa, bilgiliyse o bilgiyi ondan sahip alacaksın. Tecrübe ucuz. Tecrübe ucuz değil. Tecrübe pahalı. Peki İsmail abi, bankalarla kar zarar ortaklığı olan finans kurumları arasındaki farklar yeteri kadar bizim sanayicimize anlatılıyor. Vallahi bu konuyu hiç anlatmayalım. Bu konuda en büyük gazı ben onlardan yedim. Finans kurumlarından yedim yani. Lüzum yok. Memnun değiliz. Yanlış mı yapıyorlar? Yoksa söylediklerini farkında, yani söylediklerinden daha farklı bir iş mi yapıyorlar? Ya şimdi sonuçta orada çalışan personel, amirine karşı işini yerine getirmesi lazım. Bazı bankalarda senin sıkıntılı gününde uzatmalar yapıyorlar. Bazıları da boğazını böyle sıkıyorlar. Ölürken bırakıyorlar, bazen öldürüyorlar. Onun için tırnağın varsa başını kaşı kardeşim. Yani girme. Girme. Bankaya girme. Ama bankasız hayat olmaz. Mecburen para transfer edeceksin, alacaksın, vereceksin. Şimdi maaşları eskiden elden dağıtıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Her şey resmi. Avansını yatırıyorsun, avansını çekiyor. Ama bütün her şey resmi. Bankadan dolaşarak gidiyor. Biz de paradan kurtulduk öyle olunca. Para sıkıntısından kurtulduk.
her hafta işte usta harçlığım yok, 10 lira ver, 20 lira ver oluyordu. Şimdi onlar yok elhamdülillah. Kartı var, gidiyor bankadan, ihtiyacı varsa alıyor, yoksa bankada duruyor parası. Biz de günü gelince hesabına parayı havale ediyoruz. Peki, bu programla ilgili son sözlerini sağlayayım inşallah İsmail abi. Ne düşünüyorsun genel anlamda? İstediğini söyleyebilirsin. Bu program inşallah hayırlara vesile olur. Bizi dinleyen arkadaşlar bir sözlerimizden bazılarında kendilerine şey alırlar, örnek alırlar, ime alırlar, biz de böyle yapalım derler. Biz sıfırdan başladık. Yani zarar ettik. Zarar kârın kardeşi, bu da olacak. Hep kâr edersek zaten uygun bir şey olmaz. Dürüst olsunlar, sebat etsinler. Yani hemen açar açmaz iş olmaz. Bekleyeceksin, sabredeceksin. Hani sabreden derviş muradına ermiş derler ya, sabredeceksin, gayret edeceksin. İlla gelecek diye bir gayri yok. Sen çabalayacaksın. Bir hikayeyle bu işi bitirelim. Bir sanayici bir arkadaşım buraya ziyarete gelmişti. Böyle dertleşirken işte rızık meselesinden, Allah'ın kullarına rızkı verdiğinden mevzu açılmıştı. Dedi ki, ben dedi, dayım köyde fasulyeleri toplamaya gitmiş bahçeye. Bakmış bir kaplumbağa fasulyeleri yiyor. Kızmış kaplumbağaya, fasulyeye ceza vermiş. Kaplumbağaya ceza vermiş. Ters çevirmiş, üstüne de bir taş koymuş. Sen bu fasulyeleri yiyorsun diye. Genç, delikanlı, çocuk yaşlarında. Tabii haftadan haftaya giderlermiş bahçeye. Bir hafta sonra diyor, bahçeye gitmiş. Fasulyeleri toplarken bir serçe böyle geliyor, adamın eline çarpıyor. Fasulyenin yaprağını koparıyor, gidiyor. Cırt diyor, böyle ötüyor, eline çarpıyor, gidiyor. Baktım demiş, bu serçe bunu niye yapıyor falan diye. Baktım ki benim elime çarparak yaprağı götürüyor, kaplumbağanın üstüne duruyor, ağzına veriyor serçe. O kaplumbağa, o serçenin getirdiği yaprağı yiyor ve hayatta kalıyor. Hemen diyor, taşı kaldırdım, kaplumbağayı serbest bıraktım. Bundan sonra da sana dokunmayacağım. İstersen bahçenin hepsini yedi dedim diyor. Rızkı veren Cenab-ı Allah. Yani biz sebebini işleyeceğiz. Ona teslim olacağız. Ya Rabbi biz kapına geldik. Dükkanımızı açtık. Gerisi sana ait. O da gönderecek inşallah. Efendim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İnşallah, inşallah.